Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Ulaabat Gölü'ne akan derelerde beyaz köpüklerin oluşması bölge sakinlerini ve çevrecileri endişelendirdi. İnceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri olayın zirai iç kalıntılarının suya karışmasından kaynaklandığını açıkladı. Nisan 1998'de bakanlık tarafından Ramsar alanı olarak kabul edilen ve 4. Uluslararası Expo 2000 konferansında uluslararası yaşayan göller ağına dahil edilen Ulaabat Gölü'ne akan derelerde beyaz köpük tabakası oluştu. Göl suyunu kullanarak on binlerce dönüm tarlasını sulayan köylüler ve çevreciler ise durum karşısında panik yaşadı. Ulaabat Gölü başta Marmara olmak üzere bütün Türkiye için önemli göllerden bir tanesidir. Bir şekilde de çok yoğun bir koku var. Bu kokudan şu an burada duramıyoruz. Çok yoğun bir koku var. Yani kirli kokusu genzimizi yakıyor şu an. Ulaabat'a deşarj oluyor. Yani Ulaabat'ı kirletmiş oluyor. Maalesef biz kar beklerken burada bir felaketle, doğa kirliliğiyle karşı karşıyayız. Köylülerimizin bize ihbarı üzerine buraya geldik. Burası Ulaabat Gölü. Yaşayan göl unvanına sahip Türkiye'deki tek göl. Ve uluslararası sözleşmeyle, Ramsar sözleşmesiyle koruma aldığımız göllerden bir tanesi burası. İklim kriziyle birlikte de çok ciddi kuraklık yaşadığımız şu dönemde her damla su varlığımızı koruma altına almamız gerektiği bir dönemde bizim uluslararası sözleşmeyle koruma altındaki gölümüz ne halde görüyorsunuz işte. Buraya bir şekliyle bir firmanın atığı deşarj ediliyor. Buradaki deşarj sistemiyle bu kimyasal atık, bu kirlilik bütünüyle Ulaabat Gölü'nü kirletiyor. Bu kirlilik de burada yaşayan kuş türlerini ve balık türlerini ciddi bir şekilde tehdit etmek üzere. Bu tehdit altındaki balıklar ve kuşlar buradaki yaşam hakkını yitirmiş oluyorlar. Türkiye'nin en değerli göllerinden birisi Ulaabat Gölü. Sadece Mustafa Kemal Paşa'da 160 bin dönüm küsürlü araziyi bu sularla suluyoruz. Maalesef bu sudan dolayı ektiğimiz ürünler sizlere zehir olarak geri dönüyor. Sadece sebze ve meyve değil, hayvanlarımız da bu suyu tüketiyor.